Hepinize merhaba arkadaşlar. Telefon savaşlarına hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde arkadaşlar iki dev telefonu, birisi 2 yıl önceki, birisi de yeni çıkan günümüzde yaklaşık bir ay, bir iki ay olan Mobile CM8 Plus arkadaşlar. Ve bir tarafta da Casper VA1 normal A1 Plus değil. Plus diye geçiyor ama arkadaşlar Plus değil. Olanı değil yani. Şimdi iki tarafında videolarını izleyeceğiz. Reklam videolarını ve sonra da karşılaştıracağız. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu video eğer 20 like gelirse ya da bir 10 like gelirse, 10 like gelirse arkadaşlar sürpriz bir video atacağım. İsterseniz ilk önce General Mobile'a geçelim. Hepimiz çok seviyoruz. Hop tık basıyoruz, çekiyoruz. Tatile gidiyoruz, çekiyoruz. Gidemiyoruz, çekiyoruz. Sevgili yapıyoruz, çekiyoruz. Aa, ünlü diyoruz, çekiyoruz. Aa, ünlü değilmiş diyoruz, yine çekiyoruz. Bir de yan çek, hop bir de selfie. Çeke 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 çeke. Çeke 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 çeke. Bir yerden sonra parmak tiryak kilimden çekiyoruz. İşaret parmağımızla çekiyoruz. Baş parmakla serçe diyor. Hani bana, hani bana, serçeyle çekiyoruz. Bir saniye sonra ya hafızamı kaybedersem diye düşünüp her saniyeyi çekiyoruz. Saniye demişken saatin saniyesine 60 kere çekip albüm yapıyoruz. Albümün fotoğrafını çekiyoruz. Basılı tutuyoruz seri. Basılı tutmadan seri. Çekiyoruz da çekiyoruz. Çekiyoruz da çekiyoruz. Hafızayı hiç düşünmeden sınırsızca çekiyoruz. Neden mi çekiyoruz? Çünkü yeni GM8 ile çok da güzel çekebiliyoruz. General Mobile GM8 Android One ile çekebildiğin kadar fotoğraf çek. Google Fotoğraflar uygulamasıyla hafıza derdi olmadan sınırsızca sakla. Android One, Google'ın en iyileriyle tasarlandı. Öncelikle reklam güzel arkadaşlar. Reklamda bir sıkıntı yok. Şimdi artık bunu izlediğimize göre buna geçelim. Casper VA1. Arkadaşlar bu arada benim şu an kullandığım telefon da Casper VA1 arkadaşlar, ama güzel telefon, hiçbir zaman beni ters düşürmedi, yanıltmadı. Taraf tutmayacağım, ilk önce onu söyleyeyim. Hiçbir zaman taraf tutmadım videolarda. Zaten bir videom var, bu da ikinci olacak. Taraf tutmak yok, tutmayacağım arkadaşlar. Yenilirse de yenilir yani, yapacak bir şey yok. Şimdi bir tarafta Casper'ın en iyi, yani şu an bile gündemde olan ve parasının da hiç düşmediği bir telefon VA1. O Plus diye geçiyor ama Plus değil arkadaşlar. Çünkü benimki de 64. Plus'lar 128 oluyor. General Mobile GM8 64 GB arkadaşlar. Bakın burada görüyorsunuz zaten benimki, yani şu an kullandığım Casper 72 puan almış. Puanı iyi fiyatına göre. Ama GM8'in belli değil daha. Hepsi burada 1426 lira, 1250 lira. Ama bu, ben 1500 sayıyorum çünkü ben öyle aldım. Ekran boyutu GM8 tabii ki de her zamanki gibi büyük yaptığı için telefonu orada alıyor arkadaşlar. Ekran çözünürlüğünde Casper alıyor. Sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi piksel yoğunluğunda 401 ppi ile yine Casper alıyor ve ekran teknolojisi AMOLED bence bana göre daha iyi. Size göre hangisi iyi bilmiyorum ama burada da bence Casper alıyor diye düşünüyorum. Tabii sizin tercihinize bağlı. En boy oranı, ekran özellikleri arkadaşlar. Çizilmeye dirençli cam var Casper'da. Eğimli ekran ve 2.5D kavisli ve Multi Touch var. Sonra aynısının bunun şeyde de var. Çerçevesi tasım, çizilmeye dirençli cam falan. Onlar CM Mobile 8'de de var. Yani hemen hemen ekran özelliklerinde aynılar arkadaşlar. Gorilla Glass 3 var. Aynı ekran dayanıklılığı. Dokunmatik türü aynı. Kullanıcı arayüzü saf Android.
Casper nedense şey yapmamışlar. Renk sayısı her telefonun neredeyse aynı. 16 milyon. Ekran gövde oranında %74'lük bir rakamla GM8 alıyor. %72 rakamla da Casper kaybediyor. Bataryada bayağı bir fark var. Evet, görüyorsunuz. 5000 mAh, 3000 mAh, 3075 mAh ama 3000 diyelim. Konuşma süresini Casper alıyor. Beklemede konuşma. Bekleme, konuşma, bekleme. Bunlar şu 4 de full alıyor arkadaşlar Casper. Şarjda aynı. Batarya teknolojisi de aynı. Yo, aynı değil. Ama şeyler aynı. Neyse, bunu Casper'ın bataryası daha iyi bu arada, onu da söyleyeyim. GM8'lerin bataryası arkadaşlar, yanlış anlamayın ama şeylere göre oyunlarda çok çabuk yiyor. O yüzden GM8 oyundan kötü. Kamera çözünürlüğü 13 megapiksel, 13 megapiksel. Optik görüntü sabitleyici yok yazmış. Belki de yoktur, bilmiyorum. Hiç bakmadım yani. Kamera özellikleri burada arkadaşlar. Şöyle biraz bakın, ben tutuyorum. Elle odaklama var şeyde, Casper'da. Özellikle benim çok kullandığım hızlı odaklama var. Çok hızlı odaklıyor. Otomatik odaklama var. Panorama var. Sony XMR şu an sensör var. Zamanlayıcı var. Daha arkadaşlar, inanın ki Casper'da şu an kamera özellikle daha fazla ama yazmamışlar. Mesela GM8'de şu an 2, 4, neredeyse bir 15 tane vardır arkadaşlar. 15 özellik var ama Casper'da inanın ki daha fazla var. Çünkü ben bunları biliyorum kullandığım için. Bayağı bir özelliği var. Flash aynı zaten. Diyafram açığı 2.2.0. 1080p video kayıt çözüm 30 fps. Yavaş çekim video kayıt slow motion var. Bu arkadaşlar bende yok. Yani kullandığım Casper VR1'de yok. Ön kamera çözünürlüğü 8 megapiksel. GM8 tabii ki de meşhur olduğu için kamerasıyla ve şeyiyle, depolamasıyla alıyor 13 megapiksel olarak. Diyafram açığı aynı ön kamera. Ön kamera özellikleri piksel, şöyle 4 element lens, bir şeyler daha. H2 ön kamera için led flash. Ön kamerada bana göre evet alıyor, ön kamerada GM8 alıyor ama arka kamerada kesin bizimki alacaktır diye düşünüyorum. Yani benim kullandığım telefon VR1. Evet, Yonga chipsette her türlü eziyor gördüğünüz gibi GM8. Pardon arkadaşlar, GM8 ezmiyor, Casper VR1 alıyor. Yanlış söyledim, pardon arkadaşlar. MediaTek olduğu için Casper her türlü alıyor arkadaşlar. Zaten siyahla belirtilmiş. Yanlış söylediğim için özür diliyorum arkadaşlar. Burada Casper alıyor. Ana işlemci de şöyle bakayım. Aynen. Burada da Casper alıyor. GPU frekansı burada da alıyor. Aynı. Bu da aynı. Yo, bu aynı değil. İşlem bunu bilmiyorum artık. Kim alıyor bilmiyorum arkadaşlar. Onu siz yazarsınız yorumlara. Bu arada yorumlara yazın. Nasıl gördüğünüz telefonları. Casper şeyi de alıyor. Bunda da alıyor. Grafik işlemcisinde de alıyor. AnTuTu puanı 50 bin. 50 bin de kötüymüş. Neyse. 700 mi? Böyle RAM 4 GB, 4 GB. RAM tipi tek kanal. Görüyorsunuz çoğu yerde tür şey alıyor zaten. Casper VR1 şöyle. Burada da GM8 2 yerde almış. Ağ bağlantıları işte görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle şimdi biraz hızlı geçeceğim arkadaşlar. Kutu içeriği belgeler çıkartma iğnesi, ekran koruma filmi, mikrofonu kulaklık içi, şeffaf arka kapak kılıfı, USB güç adaptörü, hızlı şarj, USB kablosu, USB OTG adaptörü, Casper VR1 de var, GM8'de de arkadaşlar. Belgeler, çıkartma iğnesi, mikrofonu kulaklık, bu da kulak içi, silikon arka kapak kılıfı, USB güç adaptörü, hızlı şarj, USB kablosu. Bu arada arkadaşlar, Casper'da bazı şeyler yazılmamış ya. İki tane kap veriyor Casper, onu da buraya ekleyelim. O da silikon tabi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ha, çıkış yılı cidden çıkış yılı olarak tabi biraz ondan iyi yani. GM8 çıkış yılı olarak alıyor. 2016'da çıkmış telefon, görüyorsunuz. Yani arkadaşlar böyleydi. Bence hangi telefon alır bilmiyorum ama arkadaşlar, yani Casper çoğu yerde aldı bana göre. Siz nasıl biliyorsunuz, gördünüz bilmiyorum ama bugünün kazananını açıklıyorum. Casper VR1 arkadaşlar. Kesinlikle taraf tutmadım. Tutmam da arkadaşlar. Çünkü tutacak bir yeri yok yani bu tarafın. Şöyle arkadaşlar, Casper VR1'in şeyine bakalım. Gördüğünüz gibi Casper VR1 böyle. Şimdi GM8'e gireceğim şimdi. Bir dakika. Burada da GM8 var.
GM8 bana göre görünüşü evet güzel arkadaşlar görünüşü. Evet şimdi bunu da kapattık. Ve arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız da like atın arkadaşlar. 10 like gelirse başka bir telefonu kapıştıracağım arkadaşlar. Ya da 5 like gelirse. Aşağıda istediğiniz yorumları yapabilirsiniz. Nasıl yapayım? Hangi videoları çekemedim? O tarz yorumları yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum da yapmayı unutmayın. Like da atmayı unutmayın. Bugünün kazananı Casper VR1. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Saygıyla kalın. Bay bay.